Kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Alevilere Müslüman diyebilir miyiz? Tabi bu e, gerçekten içinin doldurulması gereken bir soru ve sadece evet veya hayır demekle cevap verilmeyecek konulardan birisi. Çünkü ben Müslümanım diyen bir insana hiçbir kimse kafir diyemez. Hatalar olabilir, eksiklikler olabilir, kusurlar olabilir ama ben Müslümanım diyorsa bizlerin ona Müslüman demek mecburiyetimiz var. İnsan hataları yüzünden dinden çıktıklarını söyleyemeyiz. Çünkü insanın kendisinin açıklanması esastır. Ben Müslümanım diyen de Müslümandır. Onun için bir Alevi kardeşimiz ben Müslümanım diyorsa ona sen Müslüman değilsin diyemeyiz. Bu işin bizim açımızdan bir Alevi kardeşimize bakış açısından söylenecek şeylerdir. Yani ben Müslümanım diyen bir Alevi kardeşimize bizim bakış açımız böyledir. Ama şimdi gelelim. İster Alevi olsun, ister Sünni olsun. Gerçekten kendisi İslam'ın neresinde? Ne kadar Müslüman ve gerçekten Müslümanım dediği konuda samimi mi? Şimdi bunların bir değerlendirmesini yapalım. Kendimizi tek tek bu cümlelerin karşısına alalım ve ben bu Müslüman tarifinin neresindeyim diye kendimizi bir hesaba çekelim. Yani bunu Sünniyim diyen kardeşimiz de hesaba çekerek dinlesin kendisi. Aleviyim diyen birisi de bunu kendini hesaba çekerek dinlesin ve ona göre karar versin. Şimdi aslında bir Müslümanın veya herhangi bir tarikat erbabının Hz. Ali muhabbetini esas alarak kendi meslek ve meşrebini onu kabul etmesinin din açıdan bir sakıncası yoktur. Mesela ben sünniyim, ehl sünnet ve cemaate mensubum. Bana deseler ki sen Alevi misin? Evet diyeceğim. Neden? Çünkü ben Hazreti Ali taraftarıyım. Hazreti Ali'ciyim. Ve Hazreti Ali'nin yolundan gidiyorum. Ve Hazreti Ali'nin geldiği soy olan ehli e, beyt yani peygamberimizin ailesini her şeyden çok seviyorum. Başta peygamberimiz olmak üzere. Onun ailesini, çocuklarını, torunlarını ve kahraman İslam olan, bütün evliyaların kutbu olan Hazreti Ali'yi çok seviyorum. Ben gerçekten bir Aleviyim. Ama Alevi olmam sahabe efendilerimize düşmanlığı gerektirmiyor. Ben Hz. Ali'yi sevdiğim kadar diğer sahabeleri de seviyorum. E aynı zamanda Alevi olmam namaz kılmama da engel değil. Ben namazımı da kılıyorum. Çünkü Hz. Ali kılmıştı. Ben Kur'an'a da inanıyorum. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı da peygamber kabul ediyorum. Çünkü Allah'ın peygamberi. Şimdi bir Müslüman ben Aleviyim dediği halde Kur'an'ı kabul etmiyorsa, mesela orucu kabul etmiyorsa, mesela namazı reddediyorsa, mesela sahabe efendilerimize düşmanlık besliyorsa, e mesela cünüp olduğu halde osul abdestini gerekli görmüyorsa, e şimdi ne diyeceğiz biz buna? E demek ki Alevim demenin, Hazreti Aliciyim demenin, Hz. Ali'nin yolundan gidiyorum demenin ölçüleri olmalı. E bu ölçülere uyulmadığı takdirde herkes kendi kararını kendi versin. Onun için Müslüman kelimesini esas almalıyız. Yani Aleviydi, Sünniydi falan kelimesinden çok ben ne kadar Müslümanım. Bakın bizim ülkemizde kendisine Sünni dediği halde ateist olan çok insanlar var. Allah'a inanmıyor ama bakarsınız şeyine Müslüman yazıyor nüfus cüzdanına. E şimdi ateist ama Allah'a inanmıyor. Bunun nüfus cüzdanında Müslümanım yazması bunu kurtarır mı? Veya diyelim ki kendisini Alevi dediği halde Hz. Ali'nin yolundan gitmeyen, sahabelere iftira eden, Kur'an'a inanmayan, namazını kılmayan, kusur abdestini almayan, oruç tutmayan ve bunları kabul etmeyen bir kişiye yani ne diyeceğiz biz o zaman şimdi? Dolayısıyla insanların aldıkları isimlere ve ünvanlara göre değil, yaşam tarzlarına, İnaş dünyalarına göre insanlara muamele etmek durumundayız. Ama unutmayalım, ben Müslüman, ben herkese biz Müslüman diyeceğiz. Fakat bu açıklamalarımız insanların her birinin kendi iç dünyasını hesaba çeksin ve ben Müslümanlığın neresindeyim, ne kadar Müslümanım, hatam nerededir diye onu hesaba çeksin diye başkanlar yaptık. Yoksa biz hiçbir Müslümana asla kafir demeyiz, diyemeyiz ve asla denilmez.